Bastık var dediler. İnanamıyorum. Yine bastık var dediler. Geldik gerçekten. Çıktım fotoğraf çekimden. Kipim şu an çok kötü eminim. Nasıl geçti? Bir yerde dünya gündemine girmişizdir diye düşündük. Nerede girdik? Girmiş mi? Hayır girmişizdir. 2,5 milyon aboneden sonra. Ki. Ne yapıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Güzel bir fotoğraf çekimi yaptık şimdi. Çıktık bir şeyler yedik. Evet diyorum öyle. Ben de böyleyim. Başka biri mi var acaba diyorum bu kar kamera. Çekimleri böyleyiz işte. Bakın buyurun. Evet, şimdi çekimden geldiğiniz için kim bilir ne fotoğraflar çıkmıştı. Çok çok güzel fotoğraflar çektik bu arada. Yavaş yavaş yayınlamaya başlayacağız. Abi, güzel oldu çekim. Hoştu. Ne içeriği nedir fotoğraflar? Her şey için çektik. Basın için çektik. Müzik platformları için çektik. Sosyal medyamız için çektik. Öyle stoklu güzel. Sabah 7.30'da uyandık. Bu saate kadar fotoğraf çektik. Güzel oldu çok ama. Yoğun geçiyor değil mi? Yoğun geçiyor tabii. Geçmez mi? Artık yaz da geliyor. Konserler başlıyor. Turneler başlayacak. Evet, onu ne gibi planlar var? Önümüz bayram. Bayramda sahnede olacaksınızdır diye düşünüyoruz. Bayramda sahnede değilim. Ama hemen akabinde sahnedeyim. Bayramda yok sahnemiz. Özel günlerde sahnede olmak istemiyor musunuz? Yılbaşı, yok, bayram. Öyle bir şeyim yok. Olmak istemiyorum gibi bir tercihim hani bazı yok. Bazı sanatçılar ailesiyle vakit geçirmek, eşiyle vakit geçirmek bazen istiyor. Bazen oluyor tabii. Özellikle yılbaşında 17 yaşından beri sahnede olduğum için her yılbaşı. Böyle arada bazen yapabiliyorsam ay bu yılbaşı evde olmak istiyorum ailemle diyebiliyorum. Genelde o yılbaşı için oluyor ama. Onun dışında yani ne zaman varsa o zaman yapıyoruz. Yaz içinde nasıl planlar var peki? Neler olacak? Yaz için konser turnemiz var. Güzel bir Türkiye turnesi var. Ayrıca Avrupa turnemiz var. Ondan Avrupa'da sonra nerelere gideceksiniz? Gitmek istediğiniz bir yer var mı ya da Avrupa'da? Almanya'ya gidiyoruz, İsviçre'ye gidiyoruz, İsveç'e gidiyoruz, Londra'ya gidiyoruz. Şu an için belli olanlar bunlar ama daha gelecek, daha eklenecek takvime sanıyorum. Bir de oyunculuğa da var. Oyunculuk da yapıyordunuz. Eskiden yapıyordum. Çok eskiden. Tamamen bıraktınız artık değil mi? Dönme gibi bir durum yok. Çünkü bazen bırakmadım yorumlarda görüyorum. Hı-hı. Tekrardan ekranlarda görmek isteyenler oluyor hayranlarım. Yani çok yoğun bir süreçten geçtiğim için birkaç senedir öyle bir vaktim olmamıştı. O yüzden düşünmüyordum o dönem ama olabilir. Neden olmasın yani? Peki nasıl bir proje gelirse sizi etkilerde müziğe böyle birazcık yoğunluğunuzu kaybedip oyunculuğa dönersiniz? Vallahi bilmiyorum şu an. Ben şu anda çoğu şey bilmiyorum. O kadar yorgunum ki. ya bilmiyorum. Güzel bir iş olursa, aklıma yatan bir iş olursa, doğru bir platform, doğru senaryo, vakitte tabii, doğru bir zamanlama yakalarsam olabilir yani. Nasılsın? Teşekkür ederim. Bugün de 23 Nisan, neler söyleyeceksiniz? Evet. Tüm dünyada tek çocuk bayramı. Çocuk bayramı. Evet, herhalde. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bizim bayramımız. Ben hala kendimi çocuk gibi hissettiğim için bizim bayramımız bir yandan. Yani çok coşkuluyuz. Sosyal medyada da bir sürü küçük minnoş gördüm bugün ellerinde bayraklarla. Güzel bir gün, anlamlı bir gün. Tıpkı her özel günümüz gibi. Daha var galiba soru. Hadi gideyim artık, var mı? Sorun. Sizin de var mı bu çocuk özleminiz hazır da bugün böyle yürümüş müsünüz? Bunu daha geçen de sordu. Hep aynı şey soruldu. Evlendi, evlen, çocuk, çocuk. Ya şu an öyle bir şey yok. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. Sizlere sevgiyle kucak diliyorum. Kapatacağız önce. Kapatacağız.